sevgili konuklar ve basın emekçileri, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Keçiören, Mamak, Altındağ, Etimesgut ve Çankaya ilçelerimizden gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, toplantıya başlamadan önce kısa bir videomuz var. Bunu izledikten sonra eş genel başkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz. Videomuz hazırsa arkadaşlar. Size bu gizli bir çikolatalı direnişçesiniz. Direnişiniz her gün biraz daha ses getiriyor ve ülkenin duymamazlıktan gelenlerini aslında rahatsız ediyor. Çok değerli halkımız, sevgili milletvekili arkadaşlarım, basının değerli emekçileri, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlarken eski bakanlardan Fikret Ünlü'nün bugün yaşamını yitirdiği bilgisini aldık. Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli ailesine buradan başsağlığı dileklerimizi ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Çok değerli arkadaşlar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi son grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Oldukça zorlu ve kritik bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Türkiye tam anlamıyla aslında bir yol ayrımındadır. Bir yanda halklara nefes aldırmayan bir faşizm var, diğer tarafta ise ülkeye nefes aldıracak ve herkesi rahatlatacak güçlü bir demokrasi seçeneği var. Bir yanda tüm ülkeyi esir almaya çalışan karanlık var, diğer tarafta ise aydınlık var. Leyla vekilimiz bu karanlığı dağıtmak, demokratik seçeneğe kapı açmak için tam 104 gündür açlık grevinde. Leyla, Hevler'de Nasır Yağız ile Galler'de İmam Şiş ile
Kanada'dan Yusuf İba ile, Strasbourg'dan Gülistan ile, Kandıra'dan Selma ve Sabahat ile ve cezaevlerinde 300'ün üstünde can ile bir oldu. Açlık grevleri zalimlerin kurduğu tecrit sistemine ve faşizme dur demek için yapılan bir müdahaledir. Halklarımıza dayatılan karanlığa ülkeyi teslim etmemek için sürdürülen tarihi bir direniştir değerli arkadaşlar. Tecrite dayanan İmralı sistemi bugün tam 20. yılında ve 20 yıldır aslında bu ülke İmralı sistemiyle yönetiliyor. Nedir bu sistemin özü değerli arkadaşlar? Sadece bir kişiye uygulanan bir tecrit midir? Asla böyle değildir. Bu sistem barışı, özgürlükleri, adaleti, eşit yaşamı, emeği esas alan demokratik cumhuriyet seçeneğini engellemek için kuruldu. Tecrit bir sistemdir ve bugün Türkiye'de de bir sistem haline gelmiştir. Zorbalığa ve hukuku dışlamaya dayanan bir yönetim biçimi olarak ne yazık ki karşımıza çıkmaktadır. Halkları, kimlikleri, inançları, dilleri dışlayan tekçi, otoriter sistemi kurumsallaştırmak için tecrit sistemi 20 yıldır devrede tutuluyor. Ve bugün adalet mumla aranır bir hale geldiyse, hukuk yok edildiyse bunun doğrudan tecritle bağlantısı olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Demokratik hak ve özgürlüklere, demokratik siyasete, parlamentonun iradesine darbe yapıldıysa, ülke yarı açık cezaevine dönüştürüldüyse bunun ardında yatan tecrit sistemidir. Demokratik hak arayışlarına bir tecrittir. Halkın belediyeleri kayyumlar eliyle gasp ediliyorsa bunun nedeni halk iradesini hiçe sayan gaspçı yönetim anlayışını iktidarda tutabilmektir. Bu demokratik halk iradesine bir tecrittir. Binlerce emekçi iş cinayetinde hayatını kaybediyorsa bunun nedeni tekçi iktidarı ayakta tutmaya yönelik sürdürülen sömürü düzenidir. Sömürü sistemini tecrit sistemiyle kurdular ve bu alın teri üzerinde kurulan bir tecrittir değerli arkadaşlar. Binlerce kadın her gün sokaklarda katlediliyorsa, tacize ve şiddete uğruyorsa bunun nedeni tecrit sistemiyle kurulan erkek devlet, erkek iktidar, erkek yargı düzenidir. Bu kadına uygulanan bir tecrittir. Halkın sofrasındaki ekmek her gün azalıyorsa, vatandaş kuru soğan alamayacak hale getiriliyorsa bunun nedeni savaş politikaları ve iktidarı zenginleştirmek için oluşturulan devasa rant ve yolsuzluk düzenidir. Bu düzeni tecrit sistemiyle kurdular. Bu halka karşı ekonomik tecrittir. Medya özgür değilse, ifade özgür değilse, düşüncesini açıklayan cezaevine atılıyorsa bunun nedeni tecrit sistemidir. Bu düşünceye bir tecrittir. Ve bunun son örneği değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Gazetesi davasının onaylanmasıdır. Buradan bir kez daha bu kararı reddettiğimizi, tasvip etmediğimizi, onaylamadığımızı ve kınadığımızı da bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Milyonlarca üniversite mezunu kamuya atanamıyorsa, yüz binlerce çalışan kamudan ihraç ediliyorsa bunun nedeni devleti ve kamuyu AKP-MHP iktidarının arpalığı haline dönüştürmeye gayrettir. Bu çalışma hakkına da bir tecrittir. Evet, tecrit faşizmi ayakta tutmak için oluşturulan bir sistemdir. Tecrit sistemi toplumu, demokrasiyi, barış umutlarını çökertme planıdır. Tecrit bir yönetim biçimidir. Faşizmin kurumsallaşmaya başlamasının dayanağıdır. Türkiye Cumhuriyeti 20 yılda bu tecrit cumhuriyetine, bir tecrit devletine dönüştürüldü. Bu anlamıyla Türkiye'nin her yeri ve herkes tecriti tercihini yapmak zorundadır değerli arkadaşlar. Tecrit üzerinden inşa edilen faşizmi mi yoksa
tecrit ile yıkılacak faşizmin sonunda demokrasi mi, işte bu tercihi yapmak durumundadır. İşte Leyla arkadaşımız ve yoldaşları, bu gidişatın toplum olarak kabul edilmemesi, sessiz kalınmaması için yaşamlarını ortaya koydular ve cesareti yeniden yaydılar. Umudun tutsaklığını kurmayı başardılar. Halklar olarak biz de bunu başarmak durumundayız. Bize dayatılan karanlığa mahkum olmamak için bu ışığın aydınlattığı yolda ilerlemeliyiz ve ilerleyeceğiz değerli arkadaşlar. Ülkeyi tecrit altından çıkartmak için el ele, omuz omuza vermeliyiz. Tecrit sistemiyle dayatılan karanlığa karşı demokratik seçeneği daha da yükseltmeli ve büyütmeliyiz. İnanın ki bunu hep birlikte başaracağız. Bunu Leyla'yla başaracağız, Sebahat'la başaracağız, Selma'yla başaracağız, açlık grevinde olan arkadaşlarımızın direnişiyle başaracağız. Açlık grevindeki hayat dolu insanların topluma bulaştırdığı cesaret dalga dalga yayılmaktadır. Her gün büyüyen bu büyük dalga ile faşizmi zorluyor. Bu nedenle bir vekilimize neredeyse 10 bin polis atıyorlar. Siz zannediyor musunuz ki bizim vekilimiz talimatla çalışan zırhların karşısında duracaklar ya da geri adım atacaklar? Asla durmayacaklar, asla geri adım atmayacaklar, asla diz çökmeyecekler değerli arkadaşlar. Çünkü bizler Kenan Evrenlerden, ağırlardan, çillerlerden korkmadık, sizden de korkmayacağız. Ama siz korkun bizden. Çünkü bizler Leyla'nın yoldaşlarıyız. Çünkü Nasır'ın gülümsemesiyiz. Çünkü biz haklıyız ve hakkımız olanı alacağız. Tecriti kıracağız, faşizmi hep birlikte sonlandıracağız değerli arkadaşlar. Çok kıymetli arkadaşlarım, HDP'nin ve halkımızın kararlılığını gördükçe bize dönük saldırıların da arttığını görebiliyoruz. Sandıkta yenemeyeceklerini gördükleri için üzerimize polisi, askeri ve yargıyı salıyorlar. Vekillerimize, partili arkadaşlarımıza her yerde saldırdılar. İllerdeki tecrit protestolarında her bir milletvekilimizin karşısına polis ordusunu yığdılar. Demokratik hakkını kullanmak isteyen vekillerimizin ve halkımızın etrafını binlerce polisle sardılar. Fiziki saldırılarda bulundular. Saldırılar sadece vekillerimize değil, elbette ki aynı zamanda çocuklara kadar da uzandı. Van'da gözaltına alınan 3 çocuğa dipçikle vurma, başlarını klozete sokma gibi insanlık dışı işkenceler yaptılar. Ankara'daki saldırılar sırasında devletin üniformalı bir polisinin zorla gözaltına aldığı öğrenci Merve Demirel arkadaşımıza başkentin göbeğinde yaptığı mide bulandırıcı ve iğrenç tacizi tüm dünya gördü. Toplumun güvenliğini alması, kadını tacize ve cinsel saldırıya karşı koruması gereken emniyet bu iğrenç saldırıya sahip çıktı. Tacizciyi korudu. Peki bunlar kimden güç alıyorlar? Elbette ki iktidardan güç alıyorlar ve bu cesareti onlara şu andaki mevcut iktidar veriyor. İşte AKP iktidarının ülkeyi getirdiği nokta budur değerli arkadaşlar. Devlet eliyle kadına göz göre göre yapılan tacize toplumu alıştırmaya çalışıyorlar. Bu iğrençliği yapanı da, buna göz yumanı da, koruyanı da şiddetle kınıyor ve buradan bir kez daha lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, son 20 günde özellikle aralarında MYK'mızın da olduğu, partimizin üye ve çalışanlarının bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı, onlarcası da tutuklandı. Mardin İl Eş Başkanımız Ali Sincar arkadaşımız dün ne yazık ki tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine seçim otobüsümüze, il ve ilçe binalarımıza, seçim bürolarımıza saldırılar gerçekleşti. Milletvekillerimiz darp edildi. Leyla Güven'e destek yürüyüşleri engellendi. Lokaller ve mahalle kahveleri seçim propagandası yapmayalım diye
tek tek kapatıldı. Misafirlerimiz Ankara girişinde alıkonuldu. Haymana ilçesinde parti binamıza ırkçı gruplar tarafından saldırılar gerçekleşti. En son Antalya Serik'te maç sonrası Cizre Spor oyuncularına ırkçı saldırılar yapıldı. Ve futbolcular zırhlı araçlarla ayrılmak zorunda kaldılar. Kürt düşmanlığı politikasıdır bu saldırıların nedeni değerli arkadaşlar. Ve bugün iktidarın yaymak istediği, hayata geçirmek istediği, Kürt neredeyse, muhalif neredeyse ona karşı yeni bir yöntem ve bir algı oluşturma operasyonudur. Ve Kürtlere karşı da yeni bir yöntemden belki bahsedemeyiz. Çünkü geçmişten beri aslında Kürt halkının yaşadıkları zulüm ve zor koşullar altında her iktidara gelenin aynı yöntemi izlediğini biliyoruz. Ancak bu yöntem karşısında da Kürt halkının asla diz çökmediğini ve boyun eğmediğini de buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Gözaltı, işkence, taciz, ırkçı saldırı, tüm bunlar AKP'nin seçim kampanyasıyla eş zamanlı olarak devreye sokuldu değerli arkadaşlar. Ve AKP'nin seçimlerden anladığı da aslında budur. Demokratik muhalefeti hukuk dışı yollarla etkisiz hale getirmek, halkı sindirmek ve korkutmak AKP'nin bir seçim stratejisi haline gelmiştir. AKP Genel Başkanı, bakanlar ve AKP yöneticileri bize karşı resmen seferber olmuş durumdalar. Her gün meydanlarda, televizyonlarda, akşam sabah HDP'yi hedef gösteriyorlar, tehdit ediyorlar. HDP'ye oy veren 6 milyon insana hakaret ediyorlar. Bizi ırkçı çetelere, susurluk artıklarına hedef gösteriyorlar. Ağızlarını açıyorlar, hakaret, küfür, tehdit ve yalan. Ne ararsanız var gerçekten. Bu nasıl bir seçim kampanyasıdır? Gerçekten anlamakta zorluk yaşıyoruz. Daha geçenlerde AKP Genel Başkanı, tehdit ve hakaret olmadan kampanya yürütülsün diyor. Ancak üzerinden 2 saat geçtikten sonra da aynı şeyi kendisi yapıyor. Ve sadece HDP üzerinden hakaretlerini ve tehditlerini savurmaya devam ediyor. Öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar ki kendileri dışında herkes bu ülkede terörist. Bu bir seçim kampanyası değil, seçimleri terörize etme kampanyasıdır değerli arkadaşlar. Söylemleriyle halkları karşı karşıya getirmeye, toplumu bir nevi zehirlemeye çalışıyorlar. Resmen nefret suçu işlediklerini ve olası provokasyonlara da zemin oluşturduklarını buradan özellikle ifade etmek istiyorum. AKP yürüttüğü bu gerginlik ve çatışma politikalarıyla toplumları karşı karşıya getirdiğinin farkına varması gerekir. Bu tehlikeli söylemden ve çirkin kampanyalardan bir an önce vazgeçmesi gerekir. Şunu da net olarak söylüyorum. Biz baskılarla asla yıldırılmayacak, asla korkutulmayacak bir kitleyiz. Asla bize geri adım attıramayacaklar. Halkımız tüm bu hakaret, aşağılama ve tehditlere 31 Mart'ta sandıklarda gereken yanıtı en güçlü şekilde verecektir. Bundan hiç kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın değerli arkadaşlar. Karşımıza çıkardıkları engeli halklarımızla birlikte aşmaya muktediriz ve aşacağız. Biz demokratik, barışçıl siyasetten ve demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyeceğimizi her yerde söyledik. Bugün bir kez daha buradan söylüyoruz. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Göreceksiniz, tarih de şahit olacak ki biz kazanacağız. Mazlum halkımız kazanacak, haklı olanlar kazanacak, sizler kazanacaksınız değerli arkadaşlar. İktidarın elbette ki bize bu denli saldırmasının nedeni yaşadıkları kaybetme korkusudur. Biz yerel seçim stratejimizi açıklayınca
korkuları daha da arttı. Bunun farkındayız. HDP'yi görünce 7 Haziran'ı hatırlıyorlar. HDP iktidarlarını sarstığı için aslında bu korku ortaya çıkıyor. Biz de bunu görebiliyoruz. Halk kazanmasın, halkın iradesi sandığa yansımasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Kara propagandaya sarılıyorlar. Çünkü halka söyleyebilecekleri tek bir şey yok. Yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, sefalet diz boyu, halk bunları görmesin diye bizlere Kandil İttifakı, yok devletin bekası diyerek gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar. Önceki seçimlerde olduğu gibi halkı korkutarak, ürküterek oy devşirmeye çalışıyorlar. Ve biz de buradan onlara soruyoruz. Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi arttırdı? Halkı pazar kuyruklarına HDP mi mahkum etti? Ekonomik krizi HDP mi yarattı? Türkiye'yi Suriye bataklığına HDP mi çekti? Ülkeyi IMF'ye muhtaç hale HDP mi getirdi? Halka hesap vermeleri gerekirken çıkıp akşam sabah ne yazık ki yalanlara sarılarak bir algı operasyonu başlattılar, bunu sürdürüyorlar. Utanmadan 6 milyon seçmeni terörist olarak gösteriyorlar. Hakaret ettiğiniz bu halktan yarın hangi yüzle oy isteyeceksiniz gerçekten merak ediyoruz. O insanların kapısına gidecek, onlardan oy isteyecek yüzünüz yok sizin. Herkesi bu ülkede terörist olarak ilan edip ondan sonra da gidip o 6 milyondan oy isterseniz o insanlar sizlere sandıkta gereken cevabı mutlaka verecektir. Değerli arkadaşlar, neymiş? Devletin bekasıymış. Bir beka sorunu varsa eğer bunu yaratan sizsiniz. Ülkeyi uçurumun kenarına getiren, içeride ve dışarıda krizlerin içine sürükleyen sizin iktidarınızdır. 16 yıldır bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz? Beka sorunu varsa bu sizin eserinizdir. O halde derhal çekilmeniz, istifa etmeniz gerekmiyor mu? Değerli arkadaşlar, bunların derdi kendi koltuklarının bekasıdır, sarayın bekasıdır. Devleti soyup soğana çeviren yandaş şirketlerinin bekasıdır, müteahhitlerin bekasıdır. Binlerce üniversite mezunu atama beklerken kamuda en üst yerlere torpille atanan bakan yakınlarının bekasıdır bu. Yani torpilin bekasıdır. Kupon arazilerinin bekasıdır. Rüşvetin, yolsuzluğun, ihalelerin bekasıdır bu. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kasım seçimleri öncesinde de aynı yola başvurdular. AKP iktidardan düşerse kaos olur dediler ve AKP tehditle, şantajla iktidara geldi ve yine kaos oldu. Çünkü ülkeyi 15 Temmuz darbesinin içine sürüklediler. 24 Haziran öncesi yine istikrarsızlıkla tehdit ettiler. Sonra ne oldu? Seçim sonrası ekonomi battı, ülke iflas etti. AKP'nin her iktidar dönemi yeni krizdir değerli arkadaşlar. Herkes bilmelidir ki saray koalisyonu tüm zulümlerini seçimden sonraya bırakıyor. Bu rejim seçim sonrası halkın sırtına büyük vergileri yüklemeyi planlıyor. Seçimden sonra AKP-MHP ittifakının ajandası ne yazık ki yine zam yağmurlarıyla dolacak. Bakın, söylemedi demeyin. Enflasyon fırlayacak, kriz tırmanacak, işsizlik ve yoksulluk daha da artacak. Beka söyleminin ardına gizledikleri gerçek aslında budur. Şimdi 31 Mart'a kadar günü kurtarmanın peşindeler. Halkı kuru soğana muhtaç hale getiren Recep Bey çıkmış, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye sözler diyor. Ve 16 yıldır niye yapmadınız diye size sormazlar mı? Sorunları niye çözmediniz diye halk size bu soruyu sormaz mı? Halk aç, perişan, elektrik, su, doğal gaz faturasını, çocuğunun eğitim masraflarını, kredi kartı borcunu ödeyebilecek durumda değil bu halk. Ekonomik beka resmen çökmüş durumda. Halka
adeta canından bezdirmiş bir durumla karşı karşıyayız. Ve bunlar çıkmış, ne diyorlar biliyor musunuz? Sadece Rabia diyorlar. Kandil İttifakı diyorlar, Beka diyorlar, tek millet diyorlar. Yakında tek soğan, tek patates, tek biber derlerse şaşırmayın değerli arkadaşlar. Türkiye halkı bu gerçekleri artık görmeli ve mutlaka yüzleşmelidir. Kendisine yaşatılan zulmün hesabını mutlaka sormalıdır. AKP-MHP ittifakı size refah ve huzur getirmeyecek. Sofranızdaki ekmek daha da küçülecek, işsizlik, yoksulluk daha da artacak. Tanzim satış kuyrukları yarın ekmek, şeker, tuz kuyruğuna dönüşecek. Bunu hep birlikte göreceğiz, hep birlikte izleyeceğiz. Ve merminin fiyatını insan hayatından daha değerli gören bu iktidara Türkiye halkı sandıkta cevabı, gereken cevabı mutlaka verecektir değerli arkadaşlar. Sizi yoksulluğa gömmeni siz de sandığa gömünüz diyoruz. Başka çıkış yolu da asla yoktur. Biz uyarıyoruz. AKP-MHP trenine binmeyin diyoruz. Binerseniz yarı yolda kalırsınız. 7 Haziran'da, 1 Kasım'da, 24 Haziran'da sizi yarı yolda bıraktılar. AKP-MHP treni sizi krize, istikrarsızlığa, tanzim satış kuyruklarına götürür. Biz uyarımızı buradan yapıyoruz. AKP-MHP trenine binen kendini haciz borç batağında bulur. Kendisini dahi taşıyamayan bu trene hiç kimsenin binmemesi gerekiyor. Bizden söylemesi kararını Türkiye halkları verecektir değerli arkadaşlar. Türkiye'nin bu gidişatı karşısında HDP önemli bir strateji ortaya koydu. Krizden çıkış için demokratik bir seçenek yarattı. Bu ülkenin krizlerden kurtulabilmesi için önce AKP'den kurtulması gerekiyor. İşte HDP'nin yarattığı demokratik seçenek bunun için var. Biz ne dedik? Kayyumlar eliyle gasp edilen bütün belediyeleri geri alacağız. Daha önce bizim olmayan belediyeleri de bu kervana ekleyeceğiz. AKP'yi bölgede tabela partisine hep birlikte dönüştüreceğiz değerli arkadaşlar. Başka ne dedik? Batı'da ise faşizme kaybettireceğiz. Faşizm deyince tabii AKP ve küçük ortağı hemen kendilerinden bahsedildiğini anladı ve paniğe kapıldılar. Kamuoyuyla şunu açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. AKP kaybederse ne olur? Her şeyden önce yerelden başlayan ve genele yayılacak radikal demokrasinin önü açılır. Toplumun nefes almakta zorlandığı bir dönemde HDP herkese nefes olur. AKP kaybederse bu halk, bu toplum, tüm demokrasi güçleri, özgürlük isteyen tüm kesimler, ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler, herkes kazanır. Her gün yaşam savaşı veren, iş bulmak için binlerce kişiyle beraber kuyruğa giren, evine ekmek, ucuz sebze götürmek için kilometrelerce tanzim kuyruğunda bekleyen herkes kazanır. Kentlerimiz herkes için daha yaşanabilir, daha yeşil, daha ferah olacaktır. Bu karanlık bulutlar dağılacak, bahar havası gelecektir. Değerli arkadaşlar, sokaklarda insanların yüzüne bakıyor musunuz? Bu baskıcı rejim, bu ekonomik kriz arttıkça her gün insanlarımızın yüzündeki çizgiler daha da derinleşiyor. Gülüşleri, gülümsemeleri ne yazık ki kayboluyor. İnsanlarımızın artık daha umutsuz, daha karamsar, daha güvensiz hissettiklerini yüzlerine bakarak görebiliyoruz. Bizim bütün çabamız işte tam da bu. Birazcık olsun insanlarımızın yüzünü güldürmek, umutlandırmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak. İşte bu yüzden AKP-MHP'nin kaybetmesi gerekiyor. Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe birazcık olsun umutla baksın diye. Ülkenin bütün zenginliklerini kendi çevresine yedirenlerin, cengizlerin, limakların kaybetmesidir.
Bizler kazanırsak 3. havalimanında tahta kuruları içinde yatmak zorunda kalan işçiler kazanacak. Cerrahtepe'deki Havva Ana kazanacak. Kentler kazanacak, ormanlar kazanacak. İşte HDP'nin seçim stratejisinden bu yüzden korkuyorlar. Ve seçim bildirgemizi bizler kamuoyuyla paylaştık. Bildirgemiz yerel demokrasi manifestosudur. Yeni yaşamın manifestosudur değerli arkadaşlar. Kentlerimizi tüm kimliklerle, inançlarla, kültürlerle, kadınlarla, gençlerle, emekçilerle birlikte yönetme manifestosudur. AKP-MHP bloğu tekçi, milliyetçi yönetim anlayışını yerellerde de kurumsallaştırmayı amaçlıyor. Yerelleri de tekleştirme çabası içerisindedir. Biz de diyoruz ki hayır, yereller halkındır. Tekçiliği, merkeziyetçiliği saraydan dayatmaları kabul etmeyecektir. Yereller tekleşmeyecektir. Halk kendi kendisini yönetecektir. Kentler kendi geleceğinin bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmasına asla izin vermeyecektir. Kentlerin geleceği, yarınları AKP-MHP tekçiliğinin hesap ve planlarına bağlı değildir. Halklarımızın kaderi niye AKP'ye, MHP'ye bağlı olsun ki? Bir kişinin milyonların geleceğiyle ilgili karar verme süreci artık bitecektir değerli arkadaşlar. Ve yereller kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Birlikte karar alarak, birlikte hareket ederek demokratik yönetim sürecini kendi kendisi işletecektir, kendi içinde işletecektir. İşte bunu başarmaya geliyoruz. HDP, AKP'den kurtulmak için demokratik çıkışı göstermektedir. İşte bu çıkışı hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Yarınlarımızı düşünüyorsak, geleceğimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünüyorsak bunu başarmak zorundayız. Aydınlık bir geleceği ancak böyle yaratabiliriz. Karşımızdakiler ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar, ırmağın akışını durduramayacaklar. 17 yılın sonunda halkı tanzim kuyruklarına mahkum edenler kaybedecek, 17 yılın sonunda 6 milyona terörist diyenler kaybedecekler değerli arkadaşlar. Her yerde kaybetmeleri an meselesidir. İnanın ki yerelden başlayacak bir çözülme AKP-MHP saray rejiminin merkezinde de çözülme yaratacaktır. Bunu herkes böyle görmeli ve bilmelidir. İster doğuda ister batıda halkımızın kalbinin attığı, HDP'nin nabzının attığı her yer halklarımızın olacak. Bunu mutlaka hep birlikte Türkiye halkları olarak başaracağız. Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Marmara'da, İç Anadolu'da da biz olacağız. Bizim rengimiz olacak. Kars da bizim, Ağrı da bizim, Iğdır da bizim, Muş da bizim olacak, Bitlis de bizim olacak. 31 Mart'ta HDP'nin rengi her yeri saracak değerli arkadaşlar. Buna engel olamayacaksınız. Engel oldukça sonunda kaybeden siz olacaksınız. O kayyumlarınız koltuklarında boş sandıklarla size geri dönecekler. Gaspçılığınızın dönemi kapanacak. Halk bu defteri kapatacak ve sizin suratınıza çarpacak. Hiç merak etmeyin. HDP her yerde umuttur. Ve her yerde bir demokratik seçenektir. Her yerde cesaretin ve kazanmanın adresidir. O yüzden diyoruz ki aydınlık bir gelecek için sandıklara koşalım ve bu iktidara unutamayacağı bir ders verelim. 31 Mart'ta onlara 7 Haziran'ı yaşatalım. Onların koltuk bekası varsa halklarımız da üstün bir zekaya sahiptir. Bu zeka sandıklarla dolup taşacak değerli arkadaşlar. Evet, konuşmamı sonlandırırken sizlere ve tüm halkımıza şu çağrıyı yapıyorum. Gece gündüz çalışalım. Girmedik köy, mahalle, sokak, ev bırakmayalım.
Sıkmadık el asla bırakmayalım ve işi sıkı tutalım. Oylarımız bizim onurumuzdur. İrademizi ortaya koyacaktır. Bu onura ve iradeye güçlü bir biçimde sahip çıkalım. Sandıklar için seferber olalım. Sandık kurulu üyeliği başvuruları 23 Şubat'ta sona eriyor. Bulunduğumuz her yerde sandık kurulu üyeliği için başvurularımızı mutlaka yapalım. 31 Mart tarihinin akşamı bu ülkede her şeyin değişeceğine olan inancımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Barışa, özgürlüğe ve demokrasiye bir adım daha yaklaşacağımız gündür 31 Mart tarihi. Demokrasi baharının yaşanacağı bir gündür. Bu zaferi kazanmak için hep birlikte yâmeye diyoruz, yolunuz ve yolumuz açık olsun diyoruz. Hızır yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, saygılar sunuyorum.